7 metreye hoş geldiniz. Yine handbolla dolu dolu bir programla karşınızdayız. Kadınlar Handbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı geride kaldı. Hafta sonu oynanan 4 maçla ilgili ayrıntılar, öne çıkanlar, röportajlar ve haftanın karması birazdan 7 metrede. Erkekler Handbol Süper Lig mesaisine milli ara verildi ve artık Dünya Şampiyonası eleme grubu mücadelesi start alacak. A milli aday kadrosu Eskişehir'de kampa girdi. Eskişehir'den son notlar ve milli takımın hazırlık aşaması birazdan 7 metrede. Handbol kadınlar ve erkekler 1. Lig'de de heyecan devam ediyor. Süper Lig yolunda hafta sonu neler yaşandı, alınan sonuçlar ve puan durumu 7 metrede. 7 metre başlıyor. Kadınlar Handbol Süper Ligi 3. hafta mücadelesinde iddialı iki ekip Muratpaşa Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediye Antalya Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Maçın ilk 10 dakikalık bölümünde başa baş mücadele skora da yansıdı ve denge bir türlü değişmedi. Bu andan itibaren baskıyı artıran ve rakip hatalarını değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediye goller buldu ve 20. dakikada 10-6 öne geçti. Uzaktan denedi ve yeniden öne geçiyor İzmir Büyükşehir Belediye. Sayı bulmakta zorlanan ev sahibi Muratpaşa karşısında deneyimli isimleriyle farkı daha da açan konuk ekip ilk yarıyı 14-7 üstün kapattı. Merve uzaktan bir atış ve top ağları gitti. Gerçekten gerekli bir sayıydı İzmir Büyükşehir Belediye için. İkinci yarıya daha istekli başlayan Paşa'nın melekleri 37. dakikada farkı 3 sayıya indirdi. Oyuna ortak olmaya çalışan ev sahibi ekibin genç isimleri karşısında İzmir Büyükşehir Belediye sonraki 5 dakikada 5 sayı buldu ve kalesinde sadece 1 gol görerek farkı yeniden açtı. Maçın son anlarına kadar skor avantajını koruyan ve hızlı ataklarla goller bulan konuk İzmir Büyükşehir Belediye zorlu Antalya deplasmanından 31-23'lük galibiyetle ayrıldı. Maçın en skoreri İzmir Büyükşehir Belediye'den Merve Özbolluğ'un 11 golü ve kaleci Halime İslamoğlu'nun net kurtarışları galibiyette önemli rol oynadı. Halime golü izin vermedi. Sezonun ilk deplasmanı ve ilk galibiyetimiz oldu. Çok iyi oldu. Oyuncularımın sezon için, ilerisi için ümitlendiren bir galibiyet oldu bizi. Gerçekten kızlarımız hepsi yani en büyüğünden en küçüğe çok iyi mücadele ettiler. Ve sonucunda da Muratpaşa gibi gerçekten güçlü bir rakibi 23-31 gibi bir skorla yendik. İnşallah devamı da gelir. Ben öncelikle bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkesin eline emeğine sağlık. Muratpaşa gerçekten çok zor bir deplasmandı bizim için. Ligin 3. maçı 2. hafta baydı ve bu şekilde bir seri yakalayıp devam edersek biz de her takım gibi hedefleri olan bir takımız. Hedefimiz doğrultusunda devam edip inşallah ligi çok iyi bir şekilde bitirip ona göre önümüze bakmak istiyoruz. Biz biraz daha tecrübeliydik, daha çok istedik. Hem savunma hem hücum olarak bir tık öndeydik. Çok iyi galibiyetti. Çok zor deplasmandı. Çok iyi bir şekilde maçı kazandık. Çok mutluyuz ve herkesi çok tebrik ediyorum. Ev sahibi Muratpaşa'da kaptan Didem Hoşgör'ün 6 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Atış topları gitti. 21-15. Öncelikle istediğimiz oyunu oynayamadığımız için üzgünüm. Yani biz hep üzerine koyarak oynamaya çalışıyoruz bir genç takım olarak. Ne yaptığımız önemli skordan daha çok. Ama tabii istediğimiz oyunu oynayamadık. O yüzden üzgünüm. Ama lig daha uzun bir maraton. İzmir'i tebrik ediyoruz. Onlar daha çok istediler. Daha iyi savunma yaptılar. Daha tecrübeli oyunculardan oluşuyor. Bizim zaaflarımızı da iyi tespit etmişler. İzmir'i tebrik ediyoruz. Kaybettiğimiz için üzgünüz. İleride çok çalışıp telafi edeceğimize inanıyorum. Milli takım için bütün ablalarıma, arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Yenildiğimiz için üzgünüm. Konsantre olamadık sanırım. Ama ileride önümüzde çok büyük bir maraton var. Halledeceğiz. Kadınlar Handbol Süper Ligi 3. hafta açılış maçlarından bir diğerinin adresi Rize'ydi. Pazar Spor, Mehmet Akif Prim Spor Salonu'nda Üsküdar Belediye'yi ağırladı. Konuk ekip mücadeleye hızlı başladı ve ilk 30 dakikada daha çok gol bulan Üsküdar Belediye, soyunma odasına 24-12 üstün gitti.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren İstanbul temsilcisi Rize deplasmanından 45-23'lük farklı skor ve sezonun ilk puanlarını alarak döndü. Üsküdar Belediye'de Neslihan Çalışkan ve Yağmur Özler'in 8'er golü galibiyete üst düzey katkı yaptı. Ekibimiz genç, genç bir takıma sahibiz ama yetenekli oyuncularımız var. Sezon başının ilk iki haftasında, lig başladığında İzmir ve Muratpaşa mağlubiyetleri bize neler yapmamız gerektiği konusunda çok şey kattı açıkçası. Sporcularımı tebrik ediyorum galibiyetlerinden dolayı. Takımımız dediğim gibi maç yaptıkça, maç eksiğimizi kapattıkça daha iyi olabileceğini düşünüyorum. İleriki dönemlerde uzun vadede hedeflerimiz, bizim kulüp olarak hedeflerimiz uzun vadede Türk sporuna genç oyuncuları kazandırabilmek, yetenekli oyuncuları kazandırabilmek. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pazarspor'un en skorer oyuncusu Bilge Birben'in 6 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. İnanılmaz mücadele verdiler. Takımıma tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum evlatlarıma. İnşallah güzel zamanlarımız olacaktır. Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda Yalıkavak Spor, lider Kastamonu Belediye'yi ağırladı. İlk yarıda başa baş çekişme yaşandı ve takımlar soyunma odasına 14-14'lük eşitlikle gitti. Maçın ikinci yarısında daha sert savunma yapan konuk Kastamonu Belediye, bireysel hataları da iyi değerlendirdi ve farkı 10 sayıya kadar çıkardı. Mücadeleden 32-22 galip ayrılan konuk ekip 3'te 3 yaparak yoluna kayıpsız devam etti. Yalıkavak'ta Nurşah Sancağ'ın 7, kaptan Yeliz Yılmaz'ın 6 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. İki devresi farklı bir maç oldu. Birinci devre tam ne istediğimizi bilen bir takım halinde oynadık. Hatta da çok zevk aldık ama ikinci yarı maalesef hem bireysel hata yaptık hem de diğer takım tabii tecrübesiyle aradaki farkı açtı. Ama ben memnunum. Güzel maç oldu. Biz hedefleri olan bir takımız. İnşallah bu hedeflere de ulaşacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Kastamonu Belediyesi çok ciddi bir rakip. Hem Avrupa Kupalarında hem Türkiye'de şampiyonluğu isteyen bir takım. Kadro derinliği olan bir takım. Biz daha çok genç oyunculardan oluşuyoruz. Biz tecrübelilerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Güzel bir maç oldu. İkinci devre biz daha fazla bireysel hata yaptık. Onların kadrosu daha derin olduğu için, onlar hak ettikleri için onlar kazandılar. Onlara bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Özellikle Avrupa Kupası'nda. Biz de bundan sonraki maçlarımıza bakacağız ama inanıyorum ki izleyenlere güzel bir maç izlettik. Lider Kastamonu Belediye'de Beyza İrem Kürkoğlu ve kaptan Serpil İskenderoğlu 6'şar gol kaydetti. Tabii ilk devreye bakılırsa rahat bir maç olmayacağı zaten biz biliyorduk. Arkadaşlarımız da mücadeleyi bırakmayacakları belliydi. Ama ikinci yarı biraz işi sıkı tuttuğumuz zaman farkı 10 sayı yükselttik. Mutluyuz. Teşekkür ederim. Evet, gerçekten ilk yarıda inanılmaz hücumda yanlış kararlar sonucu kötü pozisyonlarda pozisyonları çok kötü bir şekilde harcadık. Karşı tarafta da Sevilla gerçekten inanılmaz bir performans gösterdi. Onu da burada tebrik ediyorum. Bodrum takımı da gerçekten güzel bir takım yaratmışlar. Genç, dinamik, birbirini tamamlayan oyunculardan kurulu. Onları da tebrik ediyorum. İkinci yarıda biraz savunma direncimiz artınca fark oldu. Yolumuza devam ediyoruz. Kadınlar Handbol Süper Ligi 3. hafta perdesi başkent Ankara'da kapandı. Hakem ikilisi İbrahim Yılmaz ve İbrahim Peker son kontrollerini yapıyor ve İbrahim Yılmaz'ın ilk düdüğüyle mücadele başlıyor. Yeni Mahalle Belediyesi Spor Kulübü yeni sahası Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda ligin yeni ekibi Mardin Büyükşehir Başakspor'u ağırladı. Maçın ilk dakikalarında her iki ekip de öne geçme fırsatlarını değerlendiremedi ve dengeli oyun skora da yansıdı. Sonraki bölümde de karşılıklı goller ve kalecilerin kritik kurtarışları her iki ekibin de maça tutunmasını sağladı. Yeniden maçta denge var. İlk yarının son 10 dakikalık diliminde daha etkili oynayan ve uzun toplarla goller bulan ev sahibi ekip 4 sayılık skor avantajıyla soyunma odasına gitmeyi başardı. 17-13 ilk yarı skoru Yeni Mahalle Belediye 17, Mardin Büyükşehir Başakspor 13. İkinci yarının ilk 10 dakikalık diliminde farkı 6 sayıya kadar çıkaran ev sahibi ekip kanat oyuncuları Ceylan ve Gülsüm'le goller buldu.
Bu andan itibaren Perihan ve Kaptan Seda'nın etkili oyunuyla maça tutunan Mardin Büyükşehir Başakspor farkı eritti. Son anları nefes kesen ve her iki ekibin de final atışlarından yararlanamadığı mücadele 27-26'lık skorla ev sahibi Yenimahalle Belediyesi'nin üstünlüğüyle tamamlandı. 27-26'lık skorla Mardin Büyükşehir Başakspor'u mağlup ediyor ev sahibi Yenimahalle. Yenimahalle Belediye'de Ceylan Aydemir 9 gol kaydetti. Daha geldi Perihan'dan. Uzaktan atış topağları gitti. Ceylan ikinci yarıda 2 gol. Biz çok iyi başladık. Biraz basit hatalar falan yaptık. Yine de çok mutluyuz. Galip geldik. Elimizden geleni yaptık. Her şey lehimizeydi. Keşke biraz daha farklı bitseydi ama basit hatalarımız oldu. Olsun, yine de 2 puanı aldık, mutluyuz. Takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe teşekkür ediyorum. Evet, bu tip maçlarda galip gelmek gerçekten her şeyden önemli ama sanki daha iyi böyle sonuçlanabilirdi. Çünkü maçın sonlarına tamam tempo arttıkça bizde de ister istemez basit hatalar birazcık arttı. Basit hataların artmasından sonra karşı takım ister istemez böyle oyuna ortak hissetti kendini. Vesaire vesaire. Yani sonuç olarak kazanmak güzel. Konuk Mardin Büyükşehir Belediyespor'da Perihan Topaloğlu'nun 8 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Çok güzel bir maç oldu. Yani çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Zamanla her şeyin daha çok oturacağını düşünüyorum. Handbol camiasında çok güzel bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Çok istedik ama bazen olmuyor. Ama yavaş yavaş daha iyiye gidiyoruz. Birlik ve beraberliğin olduğunu düşünüyorum. Çok iyiyiz. Daha güzel olacak her şey inşallah. Biz çok iyi bir takımız aslında. Bugün çok iyi mücadele ettik. Bugün olmadı ama Mardin için çok güzel şeyler yapıyoruz. Yapacağız da yani. Bugün olmadı ama daha sonra olacak inşallah. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bugün çok iyilerdi. Bugün çok zorluk derecesi yüksek bir maç oynadık. Bu maçın bu şekilde geçeceğini biliyorduk. Son saniyeye kadar maça almak adına gereken, handball adına gereken şeyleri yaptığımızı düşünüyorum. Oyuncularıma tebrik ediyorum, ayrı ayrı tebrik ediyorum. Biz şunun onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Hem mücadele açısından hem de Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde ilk Süper Lig kadın takımı olmaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Bunları, bu olanakları sağlayan herkese, başta Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mustafa Yaman olmak üzere herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Daha iyi olacağız. Çok daha iyi maçlar seyrettireceğiz. Handbol adına çok daha iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum. Handbol Kadınlar Süper Ligi 3. haftada alınan sonuçlar şöyle. Muratpaşa Belediye 23, İzmir Büyükşehir Belediye 31, Pazarspor 23, Üsküdar Belediye 45, Yalıkavak Spor Kulübü 22, Kastamonu Belediyesi 32, Yenimahalle Belediye 27, Mardin Büyükşehir Başakspor 26. 3. hafta sonunda Kastamonu Belediye 3'te 3 yaparak yoluna devam ediyor. 6 puanla zirvede. Maç eksiği bulunan İzmir Büyükşehir Belediye 4 puanla takibi sürdürüyor. Aynı puana sahip Muratpaşa Belediye 3, Yenimahalle Belediye 4. sırada. 5. Mardin Büyükşehir Başakspor, 6. Üsküdar Belediyespor, 7. Yalıkavak Spor'un 2'şer puanı var. Görele Belediye ve Pazarspor'da henüz puanla tanışamadı. Gol kraliçeliğinde Üsküdar Belediye'nin sol oyun kurucusu Neslihan Çalışkan, Pazar deplasmanında da 8 gol kaydetti ve toplamda 28 golle zirveyi kimseye bırakmadı. Kadınlar Handbol Süper Ligi'nde haftanın 7'si şöyle. Kalede Halime Cemre İslamoğlu, sol kanatta Ceylan Aydemir, sol oyun kurucu noktasında Neslihan Çalışkan, orta oyun kurucu noktasında Yağmur Özder, sağ oyun kurucu noktasında Merve Özbolluk, sağ kanat mevkiinde Yasemin Güler ve pivotta Ceren Coşkun. Haftanın oyuncusu İzmir Büyükşehir Belediye kalecisi Halime Cemre İslamoğlu. İzmir Büyükşehir Belediye'nin 2 puanla Antalya deplasmanından dönmesinde Halime Cemre İslamoğlu'nun kurtarışları çok etkiliydi. Ve yine İzmir Büyükşehir Belediye baş antrenörü Celal Gençoğlu da haftanın antrenörü olarak öne çıktı. Zorlu Antalya Muratpaşa deplasmanından farklı galibiyet ve 2 puanla dönen İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü haftanın takımı oldu. Kadınlar Handbol 1. Ligi 4. haftanın öne çıkan rekabetinde Antalya Gazi Gençlik Spor Polatlı Belediye'yi ağırladı. İlk yarıdaki dengeli oyun skora da yansıdı ama konuk ekip Polatlı Belediye 30. dakikada olmadan 17-15 öne geçti ve önemli bir avantaj yakaladı.
İkinci yarıda da etkili oyunu sürdüren Polatlı Belediye maçı 32-27 kazandı. Maçın en skoreri konuk ekipte Seray Erbil 10 gol kaydederken Antalya Gazi Gençlik sporcuları Aleyna Demirel 8, Burşan Evrensel 7 sayıyla oynadı. Kadınlar Handbol 1. Liginde 4. hafta sonuçları şöyle. Aksaray Belediyesi 43, Çankaya Eğitim Gençlik Spor Kulübü 25, Tekirdağ 14 Kasım Malkara 25, Elazığ Sosyal Yardımlaşma 31, Antalya Gazi Gençlik 27, Polatlı Belediye Spor 32, Araç Belediyesi 24, Mardin 1947 Sağlık Spor Kulübü 25. Aksaray Belediyesi Gençlik Spor Kulübü 6 puanla zirvede. Maç eksiği bulunan Anadolu Üniversitesi aynı puanla ikinci basamakta. Sivas Belediye Spor Kulübü, Elazığ Sosyal Yardımlaşma, Mardin 1947 ve Polatlı Belediye Spor'un 4'er puanı var. İkişer puanlı Tekirdağ 14 Kasım 7, Araç Belediyesi 8, Antalya Gazi Gençlik 9. basamakta. Henüz puanla tanışamamış Çankaya Eğitim Gençlik Spor Kulübü ligin 10. sırasında. Erkekler 1. Lig 4. hafta sonuçları şöyle. Rize Gençlik Spor Kulübü 25, Ankara Handbol İhtisas 27, Başkent Akademi 38, Tokat Gençlik 29, Seben Spor 28, Köyceğiz Belediye Spor 29, Seyhan Belediye Spor 21, İstanbul Üniversitesi Spor Birliği 28, Ümitköy İmam Hatip Lisesi 40, Amasya 1957, Sulova 33. Bu sonuçların ardından 8 puanlı iki takımdan Başkent Akademi ve Ümitköy İmam Hatip Lisesi zirveyi paylaşıyor. 7 puanlı İstanbul Üniversitesi Spor Birliği takibi sürdürüyor. Ankara Handbol İhtisas 6 puanla 4. Köyceğiz Belediye Spor 5 puanla 5. basamakta. 4 puanlı iki takımdan Seben Spor 6, Tokat Gençlik 7. sırada. 2 puanlı bulunan Seyhan Belediyesi 8, 1'er puanlı Rize Gençlik Spor Kulübü ve Aydın PTT 9 ve 10. sırada. Henüz puanla tanışamamış Amasya 1957 Slova ve Bahçelievler Belediyesi 11 ve 12. sırada. A Milli Erkek Handbol takımımız 2021 Dünya Şampiyonası elemelerinde grup mücadelesini ev sahibi avantajını kullanarak aşmayı hedefliyor. Milliler Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda Cuma günü Estonya'yı, pazar akşamı da Belçika'yı ağırlayacak ve playoff'a kalacak takım belli olacak. Cumartesi günü de milli takımımızın rakipleri Estonya ve Belçika yine Porsuk Spor Salonu'nda puan mücadelesi verecek. Milliler Eskişehir'de kamp dönemini 3 hazırlık maçı yaparak değerlendirdi. Oluşturduğumuz bu takım göreve geldiğinden beri mücadele bırakmayan, hep yukarı isteyen oyunculardan oluşan bir ekip. Arada bunların arasına genç oyuncularımızı da katarak amili takımın havasını yaşatmak istiyoruz. Bu zamana kadar oynadığımız müsabakalarda galibiyet oranı yüksek olan bir milli takım oluşturduk. Yenildiğimiz maçlarda bile 60 dakika sonuna kadar mücadele edip son anlarda maçı kaybeden bir ekibimiz var. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Onlar işin bilincindeler. Çok iyi şeyler yapacağına inanıyorum oyuncularımın. Hani birden gençleştirme dediğiniz zaman bu çok zor bir iş, takımla uyum sağlaması. Biz bunu yavaş yavaş amili takım olarak yapmaya başladık. İşte ilk başladığım zaman ben, Okan Hoca ve Serdar Hoca bir iki tane genç oyuncuyu araya katarak başladık. Onları oynatmaya başladık. Oynattıktan sonra iyi verim aldık. Şimdi yavaş yavaş gene genç oyuncularımızı bu takımın arasına katıyoruz. Aslında 25-23-27 Eylül arası genç oyuncularımızdan oluşan bir grupla kamp yapmak istedik ama maalesef olmadı. Onları daha iyi görüp belki 2-3 tane daha fazla oyuncu bu kadroya katabilirdik. Ama takip ettiğimiz, hep devam takip ediyoruz. Oyuncuları, ileride de yararlanabileceğimiz oyuncu kardeşlerimizi mini takıma davet ettik. Şimdi Estonya ve Belçika daha önce oynadığımız ekipler. İlk göreve geldiğimiz zaman 2017'nin Ocak ayında Estonya'da 10 sayıyla yenmiştik. Ankara'daki maçta da iki oyuncumuzun sakatlanması maç içinde bir oyuncumuzun kırmızı kart alması sonucu. Tabi bunlar bahane değil. Bir sayıyla yenildik Estonya'ya. Belçika'yı daha önce yenildiğimiz bir dönem vardı. Bizden önceki dönemde. Biz geldikten sonra bir beraberlik, bir mağlubiyetimiz var Belçika'ya karşı. Biz şu an çok iyiyiz. Ve hangi maça çıkarsak çıkalım
Biz hep kazanmayı düşünüyoruz. Yani bu maç beraber biter, bu maç mağlup oluruz diye öyle bir düşüncemiz yok. Bütün hedefimiz bizim hep yukarılar. Çünkü yukarıyı hedefleyen, vizyonu olan oyuncularla beraberiz biz. O anlamda da beraberin bir sinyali, öyle bir şey yok. Biz bayrağımızı hep iyi temsil etmeyi düşünüyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah grup bilinçli olarak buradan çıkmayı istiyoruz. Hedefimiz o. Her maç bizim için ayrı bir tecrübe ve burada oluşan dostluk, arkadaşlık zaten sahaya da yansıyor ve bu birlikteliğe ve mücadeleye dönüşüyor. Bu maçları oynayıp kazanıp grup birincisi olarak biz öncelikle play-off'a kalmak istiyoruz. Ondan sonra tabii ki play-off hedefimizi de belirlemek istiyoruz. Çok önemli iki maç oynayacağız. Eskişehir tanıdığımız bir yer, Eskişehir bizi tanıyor. İnşallah yine Cuma ve Pazar günü oynayacağımız maçlara bütün Eskişehir'i davet ediyoruz ve bütün halkımızı da TRT Spor ekranlarına bizi desteklemeye hem dualarıyla hem de iyi dilekleriyle desteklemeye bekliyoruz. Ya çok güzel bir jenerasyon yakaladık aslında biz bakarsanız. Uzun yıllar sonra teknik ekip oyuncular arasında çok güzel bir iletişim var. Hem tecrübeli oyuncularımız var, hem genç arkadaşlarımız var. Bu kampa da yeni gelen arkadaşlarımız var. Biz normalde genelde böyle turnuvalardan önce bir 16-18 kişi arasında bir arkadaş grubumuz geliyorduk hep beraber. Şimdi biraz bu kişi sayısını arttırdık. Tabii teknik ekip de herkesin form seviyesini ve fiziksel durumunu görmek istediği için biraz 22 kişi olarak daha iyi durumdayız. Yani hem tecrübeli oyuncular hem genç oyuncular çok güzel bir iletişim halinde. Tabii öncelikle ülkemi temsil etmenin haklı gururunu yaşıyorum. Biz oraya sadece bir handball sporcusu olarak gitmedik. Türklerin kültürünü, aile aklını, çalışkanlığını, disiplinini biz oraya bir kapı açmak için gittik. Bizi de gayet iyi tanıdılar. Gayet herhangi bir problem yaşamıyorum. Yavaş yavaş oradaki arkadaşlarımla uyum içerisindeyim. Kamp şu ana kadar gayet verimli geçiyor. 16'sında başladık. Hatta bazı arkadaşlarımız geç katıldı, ben de dahil. Hazırlık maçlarıyla uyum sürecimizi hızlandırmaya çalışıyoruz ve gayet güzel gidiyor şu ana kadar. Teknik taktik kısmından ziyade bu işin uyum süreci çok önemli. Kamp şu ana kadar güzel gidiyor. Benim ilk kampım. İlker hocam bana bu şansı verdi. Gayet de güzel gidiyor. Hazırlık maçları oynuyoruz. Dün İtalya'ya karşı güzel bir galibiyet aldık. Benim de ilk maçım daha milli takımda. Şu ana kadar gayet güzel gidiyor. Abilerim de çok destek oluyor bana. Grup 1 çıkarsak çok daha avantajlı olacağız. Bizim için önemli bir maç süreci, kamp süreci aynı zamanda. Hedeflerimiz var. Umarım gerçekleştireceğiz bu hedefleri. A milli erkek handbol takımımızın yer aldığı 4. eleme grubunda maç programı şöyle. 25 Ekim Cuma saat 19 Türkiye Estonya. 26 Ekim Cumartesi saat 19 Estonya Belçika. 27 Ekim Pazar saat 19 Türkiye Belçika. Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nun ev sahibi yapacağı 3 mücadelede TRT Spor 2 ekranından naklen yayınlanacak. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Sosyal medya hesaplarından bize yazabilir ve TRT Spor 2 7 metre YouTube kanalından program tekrarlarına ulaşabilirsiniz. Haftaya yine güzel haberlerle görüşmek dileğiyle. Unutmayın, handball güzeldir.